Bazen bazı durumlarda ve bazı olaylarda haksızlığa uğrarız, şiddet görürüz. Bazen çok öfkeleniriz, kavga ederiz ve biz bu duygudan bir türlü kurtulamayız. Hatta o bize şiddet uygulayan, bizi öfkelendiren insanları da sürekli görmek zorunda kalırız. Bu bazen iş arkadaşınız olur, bazen akrabanız olur, eşiniz olur, kardeşiniz olur. Bu tarz durumlarda bu öfkeyle nasıl baş edeceğinizi ya da bu insanla nasıl baş edeceğinizi bilemezsiniz. İşte bu video tam da onu anlatıyor. Bu insanla nasıl baş edeceğinizi, bu durumu nasıl analiz edeceğinizi, bu durumu nasıl geçeceğinizi ve bu durumdan sonraki adımı nasıl atacağınıza dair çok güzel ipuçları var videoda. Sonuna kadar izlemeyi, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdi birine öfkelisin bak. Çok öfkelisin. Ve bu öfkelenmenin bir sebebi var. Hani bir olay olmuş ve sen çok öfkelenmişsin. Aslında orada öfkelendiğinde ona bir cevap verebilseydin bu öfkeyi yaşamazdın. Cevap verebildiğin her şeye bilinçaltı diyor ki biz bunun cevabını verdik, bu dosya kapalı. Ama bilinçaltı şöyle sana şey yapıyor. Diyor ki, Dilekçim tatlım bak böyle bir olay gerçekleşti ve sen cevap veremedin, gördün mü? Altta kaldın, gördün mü? O kadar da verdin verdin, cevabı bu oldu, gördün mü? Hiç hak etmediğin başına bir şey geldi, gördün mü? O bilinçaltı seni yiyip duruyor böyle. Kemirip duruyor. Onu görüyorsun, daha çok kemiriyor, öfken deliriyor. Böyle laf sokmak istiyorsun, sokamıyorsun. Direkt söyleyemiyorsun. Böyle yandan yandan kıvır kıvır laflar sokmaya çalışıyorsun falan. Çünkü gerçek bir cevap veremiyorsun. Yani içinin ateşini soğutamıyorsun. Orada bir kor yanıp duruyor böyle. Ve seni kudurtuyor. Her gördüğünde, adları geçtiğinde, esameleri okunduğunda, fotoğrafını gördüğünde kuduruyorsun değil mi? Lanet olası. Şöyle böyle. İnsan kudurur. Şimdi bundan, bu duygu durumundan kurtulman için onlarla bir yüzleşme yaşaman gerekiyor. Şimdi bir insanla kavga ettin, onunla yüzleşme yaşamak cesaret işi, özgüven işi vesaire ya da kavga çıkar, kırgınlık çıkar, büyük olaylar çıkar. O yüzleşmeyi öyle fiziken yaşamak kolay değildir, zordur. Ya da bazen insanlar naif davranamaz. Kaba kuvvete gider, böyle bir şey de gerek yok. Gerçekten konuşabileceğin, uzlaşabileceğin, doğru şekilde, doğru dillerle uzlaşabileceğin varsa zaten konuşur, halledersin. Bak senin bu yaptığını ben hazmedemedim, sana böyle bir karşılık verme ihtiyacı hissediyorum deyip konuşursun. Ama konuşamayacaksın. Bu durumda ne yapacaksın? Şunu yapacaksın. Alacaksın onların bir fotoğrafını eline. O yaptıklarını ve vermek istediğin cevabı iyice bir düşünüp kurgulayacaksın kafanda. Fotoğraf burada duruyor. Onları gördükçe kuruluyorsun sen zaten fotoğrafta. Sonra o güne geri dönsem ne söylerdim? O olaya geri döndüğünü düşün. O olayı o anda yaşıyorsun. Ne söylerdim? Ne tepki verirdim? Nasıl canlarını okurdum? Nasıl canlarını ot tıkardım? Hangi cevap içini soğuturdu? Onları bir düşünüyorsun. Soruyorsun o fotoğrafı. Tek tek söylüyorsun onları. Şimdi bu birinci hareket. Fotoğrafı tek tek söyledin. Oh, ondan sonra da yırtıverirsin fotoğrafı. Yakarsın kenarda. Ya, bu birinci çalışma. Bu bir çalışma. Sonra yine mesela bir çalışma daha bununla ilgili. Bunların ikisini de denemeni istiyorum senin. Ve bu konuda her ikisi de çok etkili. Tamam. Gene aynı konuyu düşünüyoruz, olayı düşünüyoruz. Orada bir olay örgüsü var. İşte biri gitti, biri dövdü, biri sövdü, bir şey oldu. Olay örgüsünü gözün önünde canlandırıyorsun. Şöyle bir düşün, o gün neler olmuştu? O sana gelip ne demişti, sen ona ne demiştin? Her konu için yapabilirsin bunu, herkes için yapabilirsin. Kafanın içinde o andasın, böyle hani evde olduysa olay, evden içeri gir. İnsanları gör, olayları gör, eşyaları gör, dönen mizanseni, o tüm kurguyu gözünün önünde gör. Kötü durumu yaşa. Sana yapılan durumu bir yaşa. Ama bilinçaltın kayıt aldığı durumu bir yaşa. Ondan sonra bu duruma vereceğin en sert tepkiyi o anda ver. Canlandır gözünde. Hayalinde bir tepki ver. Hayalinde küfür et. Hayalinde kendini savun, koru. Bir tepki ver ama yani o örgüyü bozacak. Ayrıca ne münasebet, ben böyle bir şey hak etmiyorum deyip haddini bir bildir. Ve ondan sonra işte evde ne oldu olay? Vur kapıyı, çık dışarı. Bir aç gözlerini. O enerjiyi tam olarak
yani o mizanseni tam olarak kafanın içinde yerleştirip yapabilirsen eğer, bilinçaltı gerçekle hayali ayırt edemez. Bilinçaltının özelliği vardır. Bir şeyi yaptığını hayal edersen gerçekte de yaptı zanneder. Şey yapamaz, ayıramaz onu. Mesela bununla ilgili bir videomda şey vardı. Hani böyle duruyorduk, arkaya kadar dönüyorduk, bir yerde duruyorduk. Ondan sonra gözümüzle kapatıyorduk, canlandırıyorduk gözümüzü. Tekrar daha ileri döndüğümüzü gözümüzle canlandırıyorduk. Tekrar gözümüzü açıyorduk ve yapıyorduk. Daha ileri gidiyor bu sefer. Beden hayal ettiğiyle gerçeği ayırt edemediğinde, hayalinde bir şey yapıyorsan gerçekte de onu yaparsın. Kanun gibi düşün bunu. Bu şartlarda benim cevap veremediğim, içimi yakan bir durum var. Aslında tek istediğim orada bir cevap vermekti. Hakkımı savunmaktı, kendimi korumaktı. Herhangi bir şey. Ben bunu zihnimde yaparsam, bilinçaltım diyecek ki biz orada cevap verdik, burada gelecek bir şey yok. Onunla ilgili enerji blokajını anında açar. O dosyayı kapatır. Kapanmış dosyalar arasına girer o. Bu yüzden de sen şimdi bunun durumu hayalini kur. Hayalinde de ki, koru kendini, söv sövebildiğin kadar, döv dövebildiğin kadar. Kişinin yüzüne bağırıp çağırmakla zihnindeki yüzüne bağırıp çağırmak arasında uçurum var. Şimdi ben senin suratına küfür etsem hem auranı kirletiyorum, hem gerçekten bilincini kirletiyorum, hem bilinçaltını kirletiyorum. Ama senin yaptığın bir olaya ben zihnimde küfür ettiğimde senin auranda yarattığı blokajı açarken ben kendimde hem büyük bir blokajı kapatıyorum, yani açıyorum o blokajı, o dosyayı kapatıyorum, hem de seni aslında gerçekten rencide etmemiş oluyorum. Özünü rencide etmemiş oluyorum. Artık böyle bir çalışma daha sonra şöyle bir farkındalık yaratıyor. Şimdi o öfke geçti ya, artık sen o öfkenin hıncını attın. Ondan sonra durup düşünüyorsun, kendi eteğindeki taşlara bakmaya başlıyorsun. Diyorsun ki, şimdi biz orada onlar bana onu yaptı, ben de cevabını verdim ama bu benim başıma niye geldi diye sorma şansın doğuyor. Çünkü gerginlik gitti artık. O duygu yoğunluğu, o duygu kısıntısı gitti ya. Kendi kendine sorma şansı doğuyor insanın. Ben bunu ne yaptım da hayatıma çektim? Şimdi bu benim başıma niye geldi sorusunu sorma lüksüne sahip oluyorsun. Oradaki öfke duygusu ortadan kalkınca. Aksi halde o öfke duygusundan sen böyle bir soru sormuyorsun ki. Sormuyorum. Direkt kurban oluyorsun. Gördüğüm an böyle cinnet geçiriyorum. Niye ben onların alanına gitmiyorum? Onlar niye benim alanıma? Niye geliyor? Öfkeleniyorsun. Ama ben bunları niye yaptım diye sormuyorsun değil mi? Yaptım cevabı bu oldu diyorsun. Ama demiyorsun ki ben bunu niye yaptım ki? Gerçekten hangi duygumu aradım ki? Hangi duygumu tatmin ettim ki? Kendimi mutlu etmek için niye böyle bir şey yaptım ki? Diye sormuyorsun. Direkt kurban rolüne giriyorsun. Öfke bu mu? Bak, beni kurban ettiler. Kurban değilsin ki sen orada aslında. Asla değilsin. Sadece bir durum örgüsü var. O örgünün içerisinde herkes kendi duygusal çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Ve biz onların duygusal çıkarlarını görebilirken kendi duygusal çıkarlarımızı göremiyoruz. Her ilişki mutlaka duygusal çıkar üzerine kurulur. İnsan-ı Kamil bu duygusal çıkarları dünya boyutundan çıkarıp da koşulsuz sevgi, tam bir sevgi haline getirdiğinde insan-ı Kamil oluyor. Yoksa geri kalan herkes insan denen bir hayvan işte yani. Herkes hayvansal güdülerle çıkarına göre, işine göre hareket ediyor. Her ilişki böyle, anne baba ilişkisi böyle, kardeş ilişkisi böyle, karı koca ilişkisi böyle, her ilişki çıkarlar doğrultusunda yürüyor. Ki ilk örnekte dedim ya, bir kediye yemek veriyorsun, karnı doyunca gelip şunlara bası veriyor, işi bitti senle tamam. Bitti. Ya da sen seviyorsun onu, seviyorsun ya, sen mırlıyor, gırlıyor, geliyor kucağına oturuyor, seviyorsun, acık fazla sevdi mi tırnağa basıyor, kaçıyor gidiyor. Ulan kendini sevdirmedin mi? Hayır. Ben onu sevmek istedim, o da sevilmek istedi ama her şeyin bir dozu var. O dozu kaçırdı mı tırnağa basıyor gidiyor işte. Sen bunu engelleyebiliyor musun? Hayır. Engelleyemiyorum. İşte yapacağın çalışma önce zihninde o gün ne oldu? O gün neler oldu? Tüm örgüyü tekrar göreceksin. O başına gelenleri tekrar izleyeceksin. Vereceksin tepkiyi. Gömeceksin gömebildiğin kadar. Yapabildiğini. Al eline terlik oklava. Döv istiyorsan. Hiç önemli değil. Sonuçta zihninde yapıyorsun bunları. Ve zihnin diyecek ki biz cevabımızı verdik. Bitti.
bu iş bitti. Evet. Otomatikman içindeki o kor soğuyacak. Ondan sonra dönüp eteğine bakacaksın. Anam kora bak diyeceksin. Kor olmuş kül. O küle bir bakacaksın bakalım. Ne varmış o külün içerisinde? Hangi duygudan dolayı yapmışsın bunu? İşte o zaman zaten bütün oradaki ona benzer tüm denklemler hayatında daha önce yaşadığın ya da daha ileride yaşama ihtimalin olan tüm denklemleri çözmüş oluyorsun. Hepsi birden çözülüyor. Çözdüm şimdiden. Çözdün mü şimdi? Şimdiden. Tebrik ederim, ne güzel. Yaptı. Tamam, ama biz gene de şuna bakacağız. Biz o kadar iyi olma eğilimimizi ne hangi duyguya bağladık? Neden o kadar iyi olmaya çalıştık? Başkalarının kırılmasını, üzülmesini istemiyorum ya. Onları mutlu görüyorum ya. Ben daha çok mutlu oluyorum. Aa diyorum, ne kadar mutlu. Hani veren el mi, alan el mi diye bir konu vardır. Bence veren el daha çok mutlu olmalı. Veren el gözünü kapatıp da kurradan herhangi birine veriyorsa evet daha mutludur. Ama veren el verdiği yeri biliyorsa o kadar mutlu olmuyor maalesef. Çünkü adresi belli iyilikler mutlaka karşılık beklemiyor. Adres belliyse iyilikte mutlaka karşılık bekleniyor. Yani direkt şöyle düşün. Ben düştüm, Dilek elimi tut beni kaldır. Bu bir iyilik değil bak. Benim isteğime karşılık veriyorsun sen. Şimdi orada veren el olmuyorsun. Ama insan egosu şöyle bir şey. O düştü, ben kaldım. Dün kolumu çıkardım arkadaşımı tutacağım diye. Ama o benden öyle bir şey beklentisi yoktu. İşte yapmaman gerekiyordu. Düşmesi gerekiyordu. İşte bak, onun tekamülüne engel oluyorsun. Çocuklar emekleyerek yürümeyi öğrenir ya. Evet. Çocuklar emeklerken biz götünden ittiriyoruz mu? İttirmiyoruz. Çocuktan yürümeye başladığında elinden tutup yürütüyoruz. Yani yürütmüyoruz. Kendi kendine. Karşıya geçiyoruz. Gel diyoruz. Gel diyoruz. Daha bir de işini de zorlaştırıyoruz. Falan evet. Falan değil mi? Şimdi düşecek bir insana elini uzattığında yardım istemiyorsa, daha bahsediyorum ama. Yardım istiyorsa elini uzatacaksın. Yardım isteyene el uzatılır. Ama yardım istemiyor senden. Sen sadece iyilik olsun, onun işi kolaylaşsın diye elini uzatıyorsan işte o elin çıkar. Yani artı onun ayakta kalma becerilerini elinden alırsın. Çalışmayı beceremeyen bir kadına para verirsen çalışmayı beceremez halde kalır. Ama yani aç kalmış bir insan iki yumurta kırmayı bir beceremez, iki beceremez, üçüncü de becerir. Onun becerme yeteneğini elinden alıyorsun vererek, iyilik yaparak. Ve sen bunu iyilik yaptın zannediyorsun. Bak, Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi vardır. Cehennemin yolu iyi niyet taşlarıyla örülüdür. İyi niyetle yaptığımız her şey bize bir aksilik, bir kaos olarak geri döner. Mutlaka geri döner. O yüzden iyi niyetle değil, niyetsiz bir biçimde sen sadece çalıştığının, malının, mülkünün zekatını, fitresini veriyorsun. İşte zekat fitre niye var arkadaşım? Sen niyetsizce ver diye, iyi niyete girmeden ver diye, hani onun senin görevin olduğunu bil diye ver. Herkes malının belli miktarını veriyor değil mi? Kanun bu yazmış Peygamber Efendimiz. Diyor ki arkadaşım malının 1/40'ını vereceksin. 1/40'ını verirsen iyilik yapmana gerek yok. Ekstradan iyilik yapmana gerek yok. 1/40'ını ver işte. Senin yapacağın iyilik bu kadar. Bu senin vermen gereken, aslında bu senin bir borcun yani, anladın mı? Biz diğer insanlardan mesulüz. Herkes birbirine böyle görünmez iplerle bağlı. Biri bir yerde açsa benden ötürü. Ben 1/40'ını vermediysem o orada aç. İşte o benim boynumda ilmek. O ip benim başkalarıyla bağlı olduğum ip. Ben o 1/40 fitremize katımı vermediğimde benim boynumda ilmek. Ver. İyi niyette iyilik yapmana gerek kalmasın. Orada bilmediğin bir insan doysun. Fitre zekat bu yüzden var. Artı iyilik yapmana gerek yok. Fitrenin zekatını hakkıyla ver ama. Hani malın neyse ölç biç 1/40'ını ver. Öde bunu. Ki iyilik yapmam lazım. Egosuna girme. Bizim kitabımız çok güzel. Her şeyi yazmış. Şu kadarını ver diyor sana. Ver ki iyilik yapacağım yaftası altında garip garip egolara girme. Garip garip düşüncelere girme. Anne olmaya çalışma. İyi insan olmaya çalışma. Hızır olmaya çalışma. Hızır zaten var. Niye rolünü çalıyorsun? Anne zaten var. Niye rolünü çalıyorsun? Bu rolleri çalma. Ver fitrenize katını.
kurtul bu işten. Layıkıyla ver. Kurtul iyi olma mecburiyetinden. Tamam. Kimseye fazladan ekstra bir çabayla iyi olma. Sen ne kadar iyi olursan karşı tarafın gücünü o kadar fazla elinden alırsın.